Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün de sizlere muhteşem bir ana yemek tarifim var. Benim devamlı yaptığım, böyle bayıla bayıla yediğimiz, olmazsa olmazlarımdan olan harika bir ana yemek. Yani mantarlı tavuk sote arkadaşlar. Mantarsız da yapabilirsiniz ama ben bu sefer mantarlı yaptım. Tabii ki pilavın yanında çok güzel gidiyor. Biz ailecek çok seviyoruz. Umarım sizler de yapınca çok beğenirsiniz ki çoğunuz yapıyorsunuzdur kesin yani. Çünkü bilindik bir tarif, öyle yabancı bir tarif değil. Hemen tarifimizin yapılışına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bize gerekenler 1,5 kiloya yakın kuşbaşı kesilmiş tavuk. But taraflarını kullandım, daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Sonra 400 gram mantar, bir tane küp doğranmış kuru soğan, sonra bir tane kırmızı biber, iki tane domates, 3 tane yeşil sivri biber, 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1,5 yemek kaşığı salça, 3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber ve 1-1,5 tatlı kaşığı kadar, lütfen tuzunu siz ayarlayın, tuz. Arkadaşlar önce tavuk göğsümüzü tenceremize alalım ve suyunu salıp çekene kadar kavuralım. Tavuğumuz güzelce kavruldu. Şimdi içine mantarımızı atalım ve bir de mantarla kavuralım. Malum mantar da suyunu salıyor yıkadığım için. Çünkü yıkamadan kullanmayı sevmiyorum. Mantarı da katalım. Sonra diğer işlemlere geçelim. Mantarları sadece 4'e böldüm. Çok fazla küçültmedim. Şöyle bir de mantarla kavuralım. Kızlar, harika bir mantarlı tavuk sote olacak inşallah. Çok seviyorum. Çocuklar da bunu çok seviyor. Çok fazla sebze tüketmedikleri için vallahi yapıyorum böyle. Mantarı da arada yediriyorum onlara. Ben çiğ çiğ bile yemeyi çok seviyorum. Düşünün yani. Ama çocuklar babalarına çekmiş. Babaları gibi çok fazla sebze tüketmiyorlar. Bakın bayağı bir su bırakıyor mantarlar. O yüzden İyice suyunu çekine kadar kavuralım. Mantarlı tavuk sotemizin içine tereyağımızı atalım. Sonra kuru soğanımızı, yeşil sivri biberimizi, kırmızı biberimizi, domatesimizi şöyle ve rendelenmiş sarımsak. Bunları güzelce bir kavuralım. Evet arkadaşlar, şimdi son işleme geldi. Baharatlar olarak önce salçamızı katalım. Karabiberimizi, tuzumuzu ve kırmızı pul biberimizi katıyoruz. Bunları da bir güzel karıştırdıktan sonra yemeğimizi iyice pişmesi için 10-15 dakika kısık ayarda kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye bırakalım. İsteyenler üzerine kaynamış su da ilave edebilir arkadaşlar, veya tavuk suyu varsa. Mesela ben bu tavukların kemiklerini ayırdım. Güzel kaynattım, suyuyla pilav demledim. Şimdi biraz, eğer suyu az gelirse biraz daha ekleyeceğim tavuk suyundan. Yoksa böyle de kalabilir. Tavuk suyumuzu da ekledik. Şöyle bir güzel karıştıralım. Dediğim gibi isteyen sulu yapabilir, isteyen su eklemeden yapabilir. Ama ben pilavla yediğim için böyle seviyorum arkadaşlar. Biraz da pişince çekecek tabii ki suyunu. Şöyle. Pişerken ben bir yandan pilavımı da demlemiştim. Şöyle size göstermek istiyorum arkadaşlar.
Tabii daha demlenme işlemi bitmedi. Oh, şöyle bir güzel pilav yaptık. Biraz daha demlenmesi lazım. Arada bir karıştırıyorum ki alttaki tereyağı pilavın üzerine çıksın ve pilavımızın taneleri kuru kalmasın. Evet arkadaşlar, pilavımız pişti. Şimdi servis yapma zamanı. Pilav ve mantarlı tavuk sote birbirine o kadar çok yakışıyor ki bizler çok beğendik. Çok lezzetli bir ana yemek tarifi. Zannedersem herkes evinde, yani haftada bir, iki haftada bir iki defa yapıyordur mutlaka. Çünkü ben yapıyorum. Çocuklar da çok seviyor. O yüzden tarifimizi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.